Merhaba sevgili yarışseverler, hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dilerim. Bugün 5 Nisan 2020 günlerden pazar, saatlerimiz 21.52'yi gösteriyor. Yarın 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi, haftanın ilk günündeyiz. Bütün arkadaşlarıma haftanın ilk gününde sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim. Umarım şansımızın da bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı, çok güzel bir gün olur sevgili yarışseverler. Arkadaşlar umarım dikkat ediyorsunuzdur, biliyorsunuz bütün dünya zor bir süreçten geçiyor. Koronavirüsle boğuşuyor. 10 binlerce hatta 60 bine yakın ölüm oldu dünyada. Yine 1 milyon 200, 1 milyon 300'e ulaşan vaka sayısı var. Çok hızlı yayılabilen bir hastalık. Yine 20 yaşından ufaklara evden çıkma yasağı geldi. Yine 60 yaşından büyüklerimize de evden dışarı çıkma yasağı var. Bu konuda dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle yaşlılarımızı koruyalım. Onları izole edelim. Onları dışarıya salmayalım. Özellikle maaş döneminde, ikramiye döneminde yaşlarımızı dışarıya salmayalım. Yine durumumuz iyiyse bütün arkadaşlarımdan şunu bekliyorum. Çevrenizdeki yardıma ihtiyacı olan kişilere yardımcı olun arkadaşlar. Gerçekten çok zor durumda olan belki yüz binlerce kişi var. Yani sadece benim tanıdığım çok zor durumda olan en az bir 25-30 kişi var. Kredi kartlarının limitleri dolu, kredi kartları yok, kimseden yardım alamayan inanın yüz binlerce kişi var, buna inanın. Ama herkes etrafındaki kişilere yardım ederse böyle bir sorun kalmaz arkadaşlar. O yüzden özellikle önümüz Ramazan, yardımlarınızı şimdiden, zekatlarınızı şimdiden yine yerine ulaşacak kişilere kendiniz tespit edin ve kendiniz verin arkadaşlar. Bunu sizlere bir uyarı şeklinde veriyorum. Sizler daha iyi bilirsiniz tabii ama yardım kurumlarına da çok da güvenmeyelim. Yardımlarımızı kendimiz birinci elden ulaştıralım. Bu konuda da bütün arkadaşlarıma iş düşüyor. Özellikle durumu iyi olan arkadaşlarımıza. Arkadaşlar yarın 6 Nisan 2020 günlerden pazartesi bir yarış programı var. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Bill Rogers Downs Hipodromu'nda 7 koşuluk bir program var. Az sonra bir altılı ganyan analizimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımıza, kanalımıza destek bekliyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz kanalımız ücretsizdir. Sadece emeklerimizin karşılığında sizlerden videonun sağ altında bulunan kırmızı butona, abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı, kanalımızın büyümesinde sizlerin de katkı, sizlerin de pay sahibi olmanızı ben rica ediyorum. Hepinizden bu konuda duyarlı olmanızı, kanalımıza destek olmanızı istiyorum. Yine aynı yerde bulunan, videonun sağ altında bulunan beğeni butonuna, yani like atma butonuna tıklayarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Atacağınız her beğeni, atacağınız her like bizi Google'da ilk sıralara çıkaracaktır. Google'da ilk sayfaya çıkmak çok zordur. İnternet sitesi haricinde hele bir YouTube kanalının çıkması çok zordur. Ama beğenilerimiz fazla olduğu için Google'da ilk sayfada çıkmaya devam ediyoruz. Bütün arkadaşlarımdan şu anda videolarıma beğeni atmalarını, like atmalarını rica ediyorum. Ayrıca videolarımızı izlerken reklamlar çıkıyor. İlk önce 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde geri sayım oluyor. Daha sonra reklama atla diye bir yazı çıkıyor. Reklama atladığınız takdirde kanalımız bir gelir elde edemiyor arkadaşlar. Reklamları izlemeniz durumunda izlediğiniz süre içerisinde gelirimiz oluyor. Ne kadar çok izlerseniz o kadar gelirimiz artıyor. Bu konuda da duyarlı olmanızı, kanalımıza destek vermenizi rica ediyorum diyerek ben 6 Nisan 2020 gece yarışları, Bill Rogers Down, ABD yarışları, at yarışları analizimle karşınızdayım. 7 koşuluk program var biliyorsunuz. Bill Rogers Down hipodromunda koşulacak. Altılı Ganyan'ın ilk ayağı programın ikinci koşusu. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı. Arkadaşlar burada özellikle ben bu grubu rahat geçmesini beklediğim bir safkan var. Gerek handikapıyla, handikap puanıyla gerek son koşmuş olduğu iki yarışında da gerçekten beğenimi kazanan güzel pedigrisiyle bugün ben 7 numaralı 2D Punch isimli safkanın bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine ufak oynayan arkadaşlarım
Burada 7 numarayı tek yazarak altınlarını ufaltabilirler. Programda bir bankom daha olacak ama bu ilk ayak özellikle ufak oynayan arkadaşlarıma önereceğim safkandır. Bu safkanın kötü koşması durumunda ilk beğenimi kazanan isim yine 3 numarada Burton Joe. Evet, Burt Joe isimli safkandır arkadaşlar. Burada jokey Gustavo Herrera ile start alıyor 3 numara Burton Joe isimli safkan. Yine 2 numarada Strong Side. Son iki koşusunda da özellikle beğenimi kazanan isim bugün jokey David Cabrera ile benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine bu üç safkan dışına çıkması durumunda 5 numara Game the Decision ve 1 numaralı Laser Loop isimli safkanlar sırasıyla yazılabilir. Yani ya 7'yi tek yazıyoruz ufak oynuyorsak ya da 7, 3, 2, 5 ve 1 şeklinde değerlendiriyoruz diyerek ben altılgayın ikinci ayağına geçeceğim. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1000 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışı altılgayın ilk ayağı bana göre programın en zor koşularından bir tanesi. Gerçekten birbirine çok yakın safkanlar start alıyor bu koşuda. Benim birinci şanslı ismim bugün 4 numaralı Viscotti City isimli safkan olacak. Yine 3 numaralı Main is the Town isimli safkan. Bugün jockey Jose Medina idaresinde piste çıkacak. Benim yine ikinci şanslı safkanım olacak. Yine 5 numaralı Touchstone isimli safkan. Bugün yine dikkat edilmesi gereken aradan sonra bir yarış gördü. Yeterli hazırlıklara sahip bu safkan da benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Rage the Moon. Son güzel ikinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Aradan sonra koştuğu ilk yarışında bugün jockey Lori Biahler'le benim 4. şanslı safkanım olacak. Yine 1 numaralı Afford Meet Song isimli safkan. Son güzel ikinciliğinle dikkatleri üzerine çekti. Arkadaşlar burada biliyorsunuz 7 safkan koşuyor. Pardon arkadaşlar. Burada 7 safkan koşuyor. Yine 1 numaralı Afford Meet Song 7 numaralı evet 6 numaralı Svetlana Candyman isimli safkan ve son isim olarak da 7 numaralı Maverick Brown isimli safkanları burada sırasıyla değerlendirebiliriz. Yani burayı hepsi şeklinde de değerlendirebiliriz. 4-3-5-2-1-6-7 şeklinde değerlendirebiliriz. Ve altılgayın 3. aya. 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1100 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışında ben burada da 4 numaralı Flat Out Pat isimli safkanı jockey Leonardo Gonzalez idaresinde birinci şanslı isim olarak önereceğim. Yine beğenimi kazanan özellikle son güzel ikinciliğinle beğenimi kazanan bir isim var burada. 3 numara Blink Springsteen isimli safkan jockey Jason Ed idaresinde benim İkinci şanslı safkanım olacak. Yine 10 numaralı Long Ride Home isimli safkan. Biliyorsunuz ilk iki yarışında 6. 8. olmuştu. Aradan sonra koştuğu yarışta güzel performans sergiledi. 10 numaralı Long Ride Home isimli safkan. 3. şanslı safkanım. Yine 6 numaralı Rose LaRue. 8 numaralı Restaro Harmony sırasıyla kuponlarda bulunması gereken isim. Yine bütçesi olan arkadaşlarım 5 numaralı Medicine Place. Ve 9 numaralı Miss Lerjet isimli safkanlar. Yani buraya da 4, 3, 10, 6, 8, 5 ve 9 şeklinde öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın 4. ayağına geçiyorum. Burayı da Bankobi isimle değerlendireceğim arkadaşlar. 3 kare yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus meydin yarışında ben bu rakiplerinden üstün gördüğüm özellikle hayatının ilk koşularında kötü bir başlangıç yapmıştı ama inanılmaz performans sergiledi. Pedigrisinin hakkını vermeye başladı ve son 3 koşusunda da başarılı yarışlar koşan bugün jockey Floyd ve White ile start alacak olan 6 numaralı She's a Rockstar. Evet 6 numaralı She's a Rockstar'ın ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum ve yarışsever arkadaşlarıma Altılı Gayan'ın 4. ayında 6 numaralı She's a Rockstar isimli safkanı günün banko ismi olarak değerlendiriyorum. Ve Altılı Gayan'ın 5. ayına geçiyorum. 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1100 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı yarışı. Arkadaşlar burada da özellikle beğenimi kazanan bir isim. Özellikle pedigrisiyle dikkatimi çeken bir isim. 2 numaralı She's Got Friends isimli safkan. Bugün benim 1. şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı Wave isimli safkan.
Jockey Alfredo Treina idaresinde piste çıkacak. Son güzel dördüncülüğünle bu yarışta etkili olacağını düşünüyorum. Benim ikinci şans vereceğim safkan olacaktır. Yine 5 numaralı Veronica Dream. Özellikle son yarışı çok etkiliydi. Yine ara vermiş olmasına rağmen kalitesiyle burada etkili olacak isimdir. 5 numara Veronica Dreams isimli safkan. Son iki isim vereceğim bu koşuya. 1 numara Angel's Cut ve 6 numaralı Emily's Pegasus isimli safkanlar. Jockey'i Kennedy ile etkili olacak olabilecek bir isimdir. 6 numaralı Emily's Pegasus isimli safkan ve Altıgay'ın son ayağına geçiyorum. Altıgay'ın son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngiliz safkanlarının 1600 mesafe kum pistte koşulacak şartlı yarışla kapanacak. Bu yarış aynı zamanda dişlere mahsus bir yarış. Burada iki safkanı ayırt edemedim. O yüzden sizlere bu koşuda iki safkan vereceğim. Özellikle son koşmuş olduğu yarışlarla kalitesini ispatlayan bir isim var. 7 numara Lab High. Benim çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Bugün Jockey Justin idaresinde birinci şanslı safkanım olacak. Yine kalitesiyle bu grupta söz sahibi olacağını düşündüğüm ve 7 numara Lab High'a sıkı rakip olacağını düşündüğüm bir isim var. 1 numaralı Karate Hot isimli safkan. Evet arkadaşlar, 7 numara Lab High'a 1 numara Karate Hot isimli safkan sıkı rakip olacak isimdir diyorum ve Altıgay'ın son ayağında 7-1 şeklinde değerlendiriyorum. Yine dediğim gibi arkadaşlar, eğer ilk ayakta bütçemiz yoksa benim gibi 7 numaralı 2D Punch isimli safkanları tek yazabiliriz. Son ayakta zaten 7-1 şeklinde değerlendirdim. Altıgay'ın 4. ayağında da 6 numaralı safkanı, 6 numaralı She's Rockstar isimli safkanı banko olarak vermiştim. Bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hepinize bol şanslar dilerim. Hepinize, ailenizle birlikte sağlık, mutluluk ve huzur temenni ederim sevgili yarışseverler. Arkadaşlar, yine koronavirüs konusunda dikkatli olalım. Çevremizdeki insanları uyaralım. Havalar güzelleşebilir, havalar güzelleşti diye kendimizi salmayalım. Birkaç ayda, belki birkaç hafta, belki birkaç ayda kendimizi sıkacağız ama Türkiye'ye bu hastalığın çok zarar vermesini engelleyeceğiz. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan özverili davranmasını, duyarlı olmasını istiyorum. Hepinize hayırlı, çok güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın.